Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün mevzu derin. Bu bir e, araba sohbeti olacak ama gerçekten e, çok dikkat etmenizi istediğim bir konu var. O da bu TYT netlerine takılıp kalmak. Bu TYT netlerine takılan arkadaşlar var ya orada kalacak. Bir arpa boyu yol alamayacaklar. Bakın bunu söylüyorum. Daha bugün bir öğrencimle konuştum. Diyor ki hocam ben bu TYT netlerini nasıl sabitleyebilirim, nasıl istikrarlı bir hale getirebilirim? Ya bu sınavdan bir ay önce, iki ay önce olabilecek bir şey. O da olursa yani. Şimdi sınava 8 ay var. Bir öğrenci hiçbir şey yapmasa, sadece sınava kadar girdiği denemeleri iyi analiz etse ki onun nasıl yapılacağını bilmeniz lazım. 15-20 net koyar arkadaşlar. Bugün 70 yapıyorsa yani mayıs ayı geldiğinde 90-95'e çıkar. 85-90'ı kesin yapar da 90 artıyı da görür. Belki iyi çalışırsa 100 artıyı da görür. Ama yani bunu böyle doğrusal bir artış beklemeyin burada. Bu bu grafik böyle ilerlemez yani. Bu grafik sürekli olarak iner çıkar, iner çıkar kripto paraların seyrine benzer, tamam mı? He. Aynen öyledir grafiği TYT'nin. Sonra bu TYT'yi kafaya takmak inanın bana uyuşturucu gibi. Sizi asıl yapmanız gereken işlerden alıkoyuyor. AYT çalışamıyorsunuz. Sürekli olarak ya Hani sizi de anlıyorum. Tabii ki bu TYT netleriyle sizi sürekli olarak sorgulayan var. Diyorlar ki işte netlerin niye böyle? Niye artmıyor? Ya bunu sıkıntı yapanlar var ama arkadaşlar bakın burada dirayetli olmanız lazım. Yani sınav aralıkta değil. Sınav haziranda. Tamam mı? Bu daha pek çok arkadaşınız dershaneye gidiyor. Dershanede TYT konuları bitmemişken genel deneme yapılıyor. Genel denemenin sonucu bize soruluyor. E niye düşmüş işte bu netlerin artması için ne yapmamız lazım? Ya TYT netlerinin artması için ne yapacağım? Bir soru bankası daha mı çözeceğim? AYT'yi kim çalışacak o zaman? Komşuya mı havale edeceksin AYT'yi? E o AYT yapsın sen TYT yap. Böyle bir şey olur mu ya? Arkadaşlar burada TYT'yi üzerinden bir kere geçtikten sonra sınava kadar denemelerle bakın bunun ilacı alan denemesi hep söylüyorum. Yok işte her dersten dört tane kaynak bitirmen lazımmış da yok işte şu kadar günde soru çözmen bunları geçin. Bunlar anneannemin genç kızlığında kaldı. O zaman öyle yapılıyordu. Bilmiyordu çünkü kimse bir şey. Ama şimdi artık öyle değil. Bir de yani her şeyin dijitalleştiği şu ortamda yani insanın yoğun olarak içinde bulunduğu sistemlerde her şeyi dijital olarak ölçüp biçemezsiniz. Yani ne demek istiyorum? Şimdi deneme sınavına giriyorsun. Deneme sınavında karne veriyorlar. Karne nedir? TYT deneme sınavında işte fen de şu şu konuları yanlış yapmış. Ne yapacak? Bir daha mı çalışacak o konuyu? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu çocuk bu konuyu çalışmış. Ya bakın dünyanın en iyi öğretmeni ders versin size. Dünyanın en iyi kaynaklarından çalışın. Ya yine de bir soru bankasında 10 soruluk bir testi elinize aldığınızda o konuyla ilgili 2-3 tane yanlışınız çıkar. Onu fullemeyi mi bekliyorsunuz? Öyle bir şey yok. Çünkü bu olay sınav kısmı. Aynı şey deneme sınavında. Yani TYT fizikte, TYT kimyada, TYT biyolojide ya da herhangi bir derste birkaç soruyu yanlış yapmak o konuyu bilmediğiniz anlamına mı geliyor? Gelmiyor tabii ki ama ne diyorlar bize işte bunları öğrenci tekrar etmeli. İyi nasıl tekrar ediyor? Açıp bir daha mı çalışacak? Sürekli olarak dön baba TYT, dön baba TYT. AYTyi kim çalışacak? Arkadaşlar kendinize gelin. Bu TYT netleri sadece sınav hazırlık sürecinde değil bakın sınav anında da canınızı okuyor sizin. Geçen yılki 2021 TYT'yi hatırlayın. Giren arkadaşlarınızla konuşun. Sınavdan önce 100 artı yapan adam. Sorular bir geldi. Göçtü böyle tamam mı? Yani 85 neti dedi ki ben ol, öldüm bittim bu olmayacak. Ağlaya ağlaya AYT'yi de batırdı. Şimdi mezun bu videoyu izliyor muhtemelen. Oysa ki deseydi ki ya bu sınav böyle geldi ben 100 artı yapıyordum ama 85 ya da 80 artı bile bizi bir yerlere götürecek ki götürüyor. Başarı hikayelerinde görüyorsunuz arkadaşlarınızın netlerini. Belki de kotaracaktı çok iyi bir şey yapacak. Ya bunları iyi de düşünmeniz lazım. ya yani TYT'yi bu kadar hayatını yani bu sınav hazırlık sürecinin odağında artık TYT olmamalı arkadaşlar. Ben çalışmayın demiyorum. Ben ilgilenmeyin demiyorum. Ama ya TYT netleriyle yatıp TYT netleriyle kalkan bir kitle var. Yazık yazık. Gerçekten yazık oluyor. Bakın burada net olarak size şunu söylüyorum. TYT'yi bir kere üstünden geçmiş, alan denemesini benim söylediğim gibi çözen ki onun nasıl çözüleceğini de bilmeniz lazım. Öyle kafaya göre çalışmakla olmuyor böyle salla gitsin. Olmuyor öyle. Yani bunu yapan bir öğrenci eğer şu an AYT'sini çalışıyorsa 1-0 önde arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Oturup da hala benim TYT'de eksiklerim var. Aylardan kasım. Temmuz'dan beri ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk yani? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim geçmiş 4 ay. Hala benim TYT'de eksiklerim var. Ya varsa eksiklerin sen bir AYT'ye odaklan. 2-3 ay sonra döner bakarsın eksiklerini. Ya bunu artık yani böyle lastik gibi sündürmenin inanın bana hiç kimseye faydası yok. Bunu açıkça söylüyorum. Bu arada sevgili üyelerim Matmaster 12 bu akşam sizlerle beraber olacak. Onun dışında Fizik Master başlıyor. Bu hafta sonu ilk videomuzu yayınlayacağız. Fizikteki kavram yanılgıları ile ilgili. Pazar günü her zamanki gibi canlı yayınımız var. Ve Utku nihayet Almanya'da bir günlük hastane stajının vlogunu gönderdi. Onu da bu hafta sonu sizlerle buluşturacağım. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.